65. Bölüm Arya Kafalar çürümeyi yavaşlatmak için katrana batırılmıştı. Arya her sabah Rose Bolton'un su çanağını doldurmak için kuyuya giderken onların önünden geçmek zorunda kalıyordu. Dışarı bakıyorlardı. Bu yüzden yüzlerini hiç görmemişti. Ama içlerinden birinin Jafre olduğunu düşünmek hoşuna gidiyordu. Onun yakışıklı yüzünün katrına bulandığında nasıl görüneceğini hayal etmeye çalıştı. Bir kargo olsaydım kafasına konar o aptal dolgun dudaklarını kakalardı. Kafaların ziyaretçisi eksik olmuyordu. Leş kargaları gürültülü bir zalimlikle kapı kulübesinin etrafında dönüp duruyor ve siperlerin üstünde gözler için kavga ediyorlardı. Bağırarak birbirlerini gaklıyor, bir nöbetçi ne zaman siperlerdeki yürüme yolundan geçse havalanıyorlardı. Zaman zaman üstadın kuzgunları da ziyafete katılıyordu. Geniş siyah kanatlarını açarak kuşluktan iniyorlardı. Kuzgunlar geldiğinde kargalar dağılıyordu. Büyük kuşların gittiği anda geri dönmek üzere. Kuzgunlar Üstad Todmur'u hatırlıyor mudur? diye merak etti ya. Onun için üzülüyorlar mıdır? Ona gakladıklarında neden cevap vermediğini merak ediyorlar mıdır? Belki de ölüler canlıların duyamayacağı gizli bir dilde konuşuyordu kuşlarla. Todmur Harrenhal'ın düştüğü gece Kesterlı kayasına ve kral topraklarına kuş yolladığı için baltaya gitmişti. Kahiyahara, Lady Wente'in mahiyetine onlara hizmet etmelerini söylediği için, kale kahyası, hazine odasının anahtarlarını Lord Tywin'e verdiği için, aşçının canı bağışlanmıştı. Bazıları gelincik çorbasını yaptığı için olduğunu söylüyordu. Ama sevimli Pia ve Lenasır askerinin yatağını paylaşan diğer kadınlar için karar verilmişti. İsteyen adamların özgürce kullanması için çıplak ve tıraş edilmiş bir halde orta avludaki ayı kafasının yanına bırakılmışlardı. Arya sabah kuyuya giderken Freylerin üç silahlı askeri kullanıyordu kadınları. Arya bakmamaya çalıştı ama adamların kahkahalarını duyabiliyordu. Kova suyla dolduğunda çok ağır oluyordu. Kahya Emabal kolundan yakaladığında Arya kovayı kral ateşine götürüyordu. Emabal'ın bacaklarının üzerine su döküldü. Bunu bilerek yaptın diye cırladı kadın. Ne istiyorsun? Arya kadının elinden kurtulmak için kıvranıyordu. Emble, Harlan'ın kafasının kesildiği günden beri yarı delirmiş haldeydi. "Şunu görüyor musun?" Avlunun karşısındaki piyayı gösterdi. "Kuzeyli adamlar düştüğünde o kızın yerinde sen olacaksın." "Bırak beni." Kurtulmaya çalıştı ama Emble parmaklarını daha da sıktı. "O adam da düşecek. Harrenhal hal elinde sonunda hepsini dibe çeker. Lord Tywin savaşı kazandı. Bütün kuvvetiyle birlikte buraya dönecek ve ihanet edenleri cezalandırma sırası onun olacak." Senin yaptıklarını öğrenmeyeceğini düşünme sakın. Yaşlı kadın güldü. Seni ben bile becerebilirim. Haran'ın eski bir süpürgesi vardı. Onu senin için saklayacağım. Sapı çatlak ve kıymıklı. Arya kovayı salladı. Suyun ağırlığı yüzünden kova elinde döndü. Ve istediği gibi Amable'ın kafasına çarpmadı. Ama üstü başı sırılsıklam olan kadının onu serbest bırakmasını sağladı. Bana bir daha sakın dokunma diye bağırdı Arya. Yoksa seni öldürürüm. Benden uzak dur. Üzerinden sular damlayan kadın, işaret parmağını Arya'nın tuniğinin önündeki derisi üzülmüş adama batırdı. ''Göğsündeki bu kanlı adam sayesinde güvende olduğunu sanıyorsun. Ama değilsin. Lannisterlar geliyor. Buraya vardıklarında neler olacak göreceksin.'' Kovadaki suyun dörtte üçü yere dökülmüştü. Arya tekrar kuyuya gitti. ''Bu söylediklerini Lord Bolton'a anlatsam daha akşam olmadan kafası Hara'nınkine yanına asılır.'' diye düşündü kovayı yukarı çekerken ama anlatmazdı. Bir keresinde siperlerde şimdikinin yarısı kadar kafa varken Arya'yı onlara bakarken yakalamıştı Gendry. Marifetinle gurur mu duyuyorsun? diye sordu. Gendry kızgındı çünkü Lucan'ı seviyordu. Arya bunu biliyordu ama Gendry'nin tavrı adil değildi yine de. Çelik kanca Bolton'un marifetiydi diye savundu kendini. Ve oyuncuların, Lord Bolton'un. Bizi kimi onlara verdi peki? Sen ve gelincik çorban. Arya delikanlının koluna vurdu. Sadece sıcak çorbaydı. Sen de Sir Emery'den nefret ediyordun. Bu sürüden daha çok nefret ediyorum. Sir Emery Lord için savaşıyordu. Ama oyuncular sadece paralı askerler ve dönekler. Yarısından çoğu ortak dili konuşamıyor bile. Rahip at küçük olanlardan hoşlanıyor. Kyburn kara büyü yapıyor ve dostun ısırgan insan yiyor. En kötüsü. Arya gencenin haksız olduğunu bile söyleyemezdi. Helen Hall'a yiyecek temin etmek için yapılan yağmaların çoğu cesur dostlarını şeydi ve Rose Bolton, Lannister'ları yok etme görevini de onlara vermişti. Vargo Holt, mümkün olduğunca fazla kasabayı basabilmek için adamlarını dört gruba ayırmıştı. En büyük grubu kendisi komuta ediyordu ve diğerlerini en güvendiği kumandanların emrine vermişti. Roach, Lord Vargo'nun hainleri bulma yöntemine gülüyordu Vargo'nun bütün yaptığı Lord Tywin'in sancağı altındayken gittiği kasabaları tekrar ziyaret edip o zamanlar kendisine yardım edenleri yakalamaktı. Çoğu Lannister gümüşleriyle satın alınmıştı. Bu yüzden oyuncular çoğu zaman sikke dolu torbalarla geri dönüyordu. Kafa dolu sepetlerin yanı sıra. ''İşte size bir bilmece!'' diye bağırıyordu Shackwell. ''Eğer Lord Bolton'un keçisi Lannister'ların keçisini besleyen adamları yerse kaç keçi kalır?'' ''Bir!'' Demişti Arya, Shagwell bilmeceyi ona sorduğunda. İşte, keçi kadar akıllı bir gelincik, diye kıkırdamıştı soytarı. Roach ve Isırgan en az diğerleri kadar kötüydü. Lord Bolton'un garnizonla birlikte yemek yediği zamanlarda Arya onları diğer adamların arasında görüyordu. Isırgan bozuk peynir gibi kokuyordu. Bu yüzden cesur dostlar adamı masanın en sonuna kendi kendine homurdanıp tıslayabileceği, etini dişleriyle ve elleriyle parçalayabileceği bir yere oturtuyordu. Ne zaman yanından geçse Arya'yı kokluyordu adam. Ama Arya'yı asıl korkutan Roach'tu. Roach, sadık yüz Yüzvik'in yanında oturuyordu. Ve Arya kendi işleriyle meşgul olurken Roach'un gözlerinin üzerinde gezindiğini hissedebiliyordu. Jaqen Hagar'la birlikte Dardeniz'in karşısına gitmiş olmayı diliyordu bazen. Jaqen'in verdiği aptal sikkiyi hala saklıyordu. Kenarları küflenmiş, metalikten daha büyük olmayan bir demir parçası. Bir yüzünde Arya'nın okuyamadığı tuhaf kelimeler yazıyordu. Diğer yüzünde bir adamın başı vardı ama o kadar çok aşınmıştı ki hatları silinmişti. Chaken bu sikkenin çok kıymetli olduğunu söyledi ama büyük ihtimalle bu da bir yalandı. Tıpkı adı, hatta suratı gibi. Bunu düşünmek Arya'yı o kadar sinirlendiriyordu ki bir keresinde sikkeyi atmıştı. Ama bir saat sonra kendini kötü hissetmiş ve hiçbir değeri olmamasına rağmen gidip onu tekrar bulmuştu. Elindeki kovanın ağırlığıyla cebelleşerek akan taş avlusundan geçerken sekkeyi düşünüyordu. Nen diye bağırdı bir ses. O kovayı bırak ve gelip bana yardım et. Elmer Frey, Arya'dan daha büyük değildi ve yaşına göre kısaydı. Kum dolu bir fıçıyı avlunun engebeli zemininde yuvarlıyordu. Yorgunluktan yüzü kızarmıştı. Arya çocuğa yardım etmeye gitti. Birlikte fıçıyı önce duvara kadar yuvarladılar, sonra da geriye ve en sonunda da düzelttiler. Elmer fıçının kapağını levye ile açıp içindeki örgü zırhı çıkarırken Arya kımıldayan kumların seslerini duyabiliyordu. Sence yeterince temiz olmuş mu? Elmer, Rosebolt'un yaveri olduğu için Lord'un zırhını temiz ve parlak tutmak onun göreviydi. Kumu silkelemen gerek. Birkaç bas lekesi var hala. Gördün mü? Parmağı gösterdi. Tekrar temizlesen iyi olur. Sen temizle. Elmer yardıma ihtiyaç duyduğunda arkadaşça davranabilirdi. Ama işi bittikten sonra kendisinin bir yaver, Arya'nın ise sadece hizmetçi bir kız olduğunu hatırlardı hep. Geçit Lord'unun oğlu olduğunu söyleyip böbürlenmekten hoşlanıyordu. Bir yeğen, bir piç ya da bir torun değildi. Öz oğuldu ve bu yüzden bir prensesle evlenecekti. Çocuğun kıymetli prensesi Arya'nın umurunda değildi ve ondan emir almaktan hoşlanmıyordu. Lord'umun çanağı açın su götürmek zorundayım. Odasında sülükleniyor. Sıradan siyah sülükler değil, iri ve beyaz olanlardan. Elmar'ın gözleri haşlanmış yumurta gibi büyüdü. Sülükler onu dehşete düşürüyordu. Özellikle de kanla dolana kadar jöle gibi görünen beyaz sülükler. Unutmuşum, bu kadar ağır bir fıtçıyı itemeyecek kadar sızkasın. Unutmuşum, aptalsın. Arya kovasını aldı. Belki senin de sülüklenmen gerekiyordur. Boğazda domuzlar kadar büyük sülükler var. Çocuğu fıçı ile birlikte bırakıp gitti. Lord'un yatak odası kalabalıktı. Bütün kardeşleri, üvey kardeşleri ve kuzenleriyle birlikte bir düzine Frey'in yanı sıra baldır zırhı ve örgü zırh giyen suratsız Walton'la Kyburn'da odadaydı. Rose Bolton çıplak yatağa uzanmıştı. Sülükler adamın kollarının ve bacaklarının içine, solgun göğsüne yapışmıştı. Uzun ve şeffaf yaratıklar kan emdikçe pembeleşiyordu. Bolton Arya'yı umursadığından fazla umursamıyordu onları. Arya su çanağını doldururken Lord Tywin'in bizi burada Harrenhal'da Hall'da kıstırmasına izin vermemeliyiz diyordu Sir Ennis Frey. Eğri bir elleri ve sulu kırmızı gözleri vardı. Gri ve kambur bir deve benziyordu. Harrenhal'a hala 1500 kılıç getirmişti. Ama kendi kardeşlerini bile komuta etmekten acizmiş gibi görünüyordu sık sık. Kale o kadar büyük ki tutabilmek için bir ordu gerekir ve kuşatılırsak bir orduyu besleyemeyiz. Yeterince arzak bulma şansımız da yok. Topraklar küle döndü, kasabaları kurtlar aldı. Hasat yandı ya da çalındı. Son tepemizde. Ama ne ambarlarda ne de tarlalarda yiyecek var. Yağmalardan ele geçirdiklerimizle besleniyoruz. Ve Lannister'lar bunu yapmamızı da engellerse bir ay içinde fareleri ve ayakkabı derilerini yemek zorunda kalırız. Burada kuşatılmaya niyetim yok. Rose Bolton'un sesi o kadar hafifti ki adamlar onu duyabilmek için öne eğilmek zorunda kalıyordu. Lord'un odasında tuhaf bir sessizlik vardı her zaman. ''O halde ne yapıyoruz?'' diye sordu Sir Jared Frey. Zayıf, hafif çekerleşmiş, çiçek bozuğu bir adamdı. Edward Tully, Lord Tywin'le açık arazide savaşmayı düşünecek kadar zafer sarhoşu mu yoksa?'' ''Savaşırsa onu yener.'' diye düşündü Arya. ''Onları tıpkı kızıl çatalda ezdiği gibi eser. Görürsünüz.'' Kimsenin dikkatini çekmeden gidip Kyburn'un yanında durdu. Lord Tywin buradan fersahlarca uzakta, dedi Bolton sakince. Kral topraklarında halletmesi gereken pek çok meselesi var. Bir süre daha Heron hala yürüyemez. Sir Ennis başını inatla salladı. Siz, Lannister'ları bizim kadar tanımıyorsunuz lordum. Kral Stannis de Lord Tywin'in fersahlarca uzakta olduğunu düşündü. Ve bu bitirdi onu. Sülükler kanıyla beslenirken belli belirsiz gülümsedi yataktaki solgun adam. Ben bitirilecek bir adam değilim sir. Nero bütün kuvvetini bir oraya getirse ve genç kurt batıdan dönse bile Lord Tywin'in üzerimize yollayacağı adamların sayısına denk olmayı nasıl umabiliriz? Yeşil çatalda komuta ettiği kuvvetin kat kat fazlasıyla gelecek buraya. Yüksek bahçe Jarfin'in tarafına geçti. Hatırlatırım. Unutmadım. Bir zamanlar Lord Tywin'in tuzluğu oldum, dedi Sir Huston. Kara suratlı iri yarı adamın Frey'lerin en güçlüsü olduğu söyleniyordu. Lannister'ların konukseverliğini tekrar tatmaya istekli değilim. Anne tarafından Frey olan Sir Harris Hack heyecanlı bir şekilde başıyla onayladı. Lord Tywin, Stannis Baratheon gibi tecrübeli bir adımı bozguna uğrattıysa bizim çocuk kralımızın onun karşısında ne şansı olur? Destek bulabilmek için kardeşlerine ve kuzenlerine baktı. Çoğu onaylar şekilde mırıldandı. Biri bunu söylemeye cesaret etmeli, dedi Sir Austin. Bu savaşı kaybettik. Kral Rob bunu görmeye zorlanmalı. Rose Bolton solgun gözleriyle adamı inceledi. Majesteleri Lannister'larla yüzleştiği her mücadeleyi kazandı. Kuzeyi kaybetti diye ısrar etti Hostin Frey. Kış yarını kaybetti. Kardeşleri öldü. Arya bir an için nasıl nefes alındığını unuttu. Ölü? Bran ve Rickon öldü mü? Ne demek istiyor? Kış yarı derken ne demek istedi? Caffrey kış yarını asla alamaz. Asla. Rob buna izin vermez. Sonra Rob'un kış yarında olmadığını hatırladı. Uzakta batıdaydı o ve bir an sakattı. Rick'ın dört yaşındaydı. Sessiz ve sakin durabilmek için bütün gücünü kullanması gerekti. Sirio'dan öğrendiği gibi bir eşya gibi öylece durmak için. Gözlerinin yaşlarla dolduğunu hissetti ve o yaşları geri gönderdi. Bu doğru değil, doğru olamaz. Bir Lannister yalanı sadece. Stannis kazansaydı her şey farklı olabilirdi. Dedi Ranul nehir kederle. Lord Walder'ın piçlerinden biriydi. Stannis kaybetti dedi Sir Hostin sertçe. Tersini dilemek bunu değiştirmez. Kral Rob Lannister'larla barış yapmalı. Tacını çıkarıp diz çökmeli. Bundan hoşlansa da hoşlanmasa da. Peki bunu kim söyleyecek ona? Rose Bolton gülümsedi. Böyle zorlu bir zamanda bu kadar cesur kardeşlere sahip olmak iyi bir şey. Söylediklerinizi düşüneceğim. Gülümsemesi konuşmanın bittiği anlamına geliyordu. Freyler nazikçe selam verip dışarı çıktılar. Odada sadece Kayborn, Çelik Walton ve Arya kaldı. Lord Bolton Arya'yı yanına çağırdı. "Kafi derecede kanadım, Nen. Sülükleri çıkarabilirsin." Hemen Lordum, Lord Bolton'a bir şeyi iki kez söyletmemek en iyisiydi. Arya Sir Hostyn'in kış yeriyle ilgili söylediği şeyleri sormak istedi, ama cesaret edemedi. Elmara sorarım." diye düşündü. Elmur bana anlatır. Sülükleri dikkatlice Lord'un bedeninden çıkarırken hayvanlar Arya'nın elinde ağır ağır kıvranıyordu. Solgun bedenleri yumuşaktı ve kanla şişmişti. Onlar sadece sülük diye hatırlattı kendine. Ellerimi kapatırsam parmaklarımın arasında ezilirler. Lady Kornos'dan bir mektup var. Kalmörn kolunun içinden bir parşömen çıkardı. Üstad cübbesi giymesine rağmen boynunda zincir yoktu ruh çağırma seansları yaptığı için zincirinin geri alındığı söyleniyordu. Okuyabilirsin, dedi Bolton. Lady Valda hemen hemen her gün ikizlerden yazıyordu ama bütün mektuplar aynıydı. Sabah, öğlen ve akşam sizin için dua ediyorum tatlı lordum, yazıyordu. Ve tekrar yatağımı paylaşacağınız ana kadar günleri sayıyorum. Bir an önce bana dönün. Sevgili Domerikinizin yerini dolduracak ve sizden sonra dehşet kalesini yönetecek öz oğullar vereceğim size. Bir beşikte yatan, tombul ve pembe bir bebek hayal etti Arya. Tombul ve pembe sülüklerle kaplanmış. Yumuşak ve tüysüz vücudunu silmesi için Lord Bolton'a nemli bir havlu verdi. Ben de bir mektup göndereceğim, dedi Bolton bir zamanlar üstat olan adama. Lady Valdaya mı? Sir Helman Talhart'a. İki gün önce Sir Helman'dan bir süvari gelmişti. Talhart adamları derilerin kalesini almıştı. Kısa bir kuşatmanın ardından Lannister garnizonunun teslimiyetini kabul etmişlerdi. Tutsakları kılıçtan geçirmesini ve kaleyi ateşe vermesini söyle, kralın emriyle. Daha sonra kuvvetini Robert Glover'la birleştirsin ve doğuya, Gölgeli Vadi'ye doğru gitsin. Savaşın dokunmadığı zengin topraklar. Buraların tadına bakmalarının zamanı geldi. Glover bir kale kaybetti ve Talhart bir oğul bırakalım intikamlarını Gölgeli Vadi'den alsınlar. Mektubu mühürlemeniz için hazırlayacağım lordum. Arya delilerin kalesinin yanacağını duyduğu için memnundu. Joffrey ile kavga ettikten sonra Arya'yı oraya götürmüşlerdi. Kraliçe, Lord Eddard'ı Sansa'nın kurdunu öldürmeye orada mecbur etmişti. Yanmayı hak ediyor. Robert Glover ve Sir Helman Tarhalt'ın Harrenhal'a dönmesini de isterdi aslında. Kaleden çok çabuk ayrılmışlardı. Arya küçük sırrı ile ilgili onlara güvenip güvenemeyeceğine karar veremeden gitmişlerdi. Kayburn kapitone yeleğini giymesine yardım ederken ''Bugün avlanacağım'' diye duyurdu Rose Bolton. ''Güvenli olur mu lordum?'' diye sordu Kayburn. Rahip atın adamları daha üç gün önce kurtların saldırısına uğradı. Hayvanlar doğudan kampın içine girmiş. Ateşten en fazla beş metre uzakta durmuşlar. İki at öldürmüşler. Kurtları avlamak niyetindeyim. Ulamaları yüzünden geceleri neredeyse hiç uyumuyorum. Bolton kemerine eğilip kılıç ve hançer askısını ayarladı. Ulu kurtların bir zamanlar insanlardan ya da mamutlardan hiç korkmadan yüzden fazla hayvandan oluşan büyük sürülerle kuzeyde dolaştığı söylenir. Ama bu çok uzun zaman önceydi ve başka bir topraktaydı. Sıradan kurtların güneyde böyle cesurca dolaştığını görmek tuhaf. Korkunç zamanlar korkunç şeyler doğururlardı. Bolton'un gülümseme olabilecek bir hareketle dişlerini gösterdi. Bunlara kadar korkunç zamanlar müstat. Yaz bitti ve diyarda dört kral var. Bir kral korkunç olabilir ama dördü omuz yıktı. Nen, kürk cübbem. Arya cübbeyi getirdi. Döndüğümde odam temiz ve düzenli olsun dedi Bolton. Arya cübbenin yakasını bağlarken. Ve Lady Valda'nın mektubuyla ilgilen. Emredersiniz lordum Lord ve Üstad Arya'ya gözlerinin ucuyla bile bakmadan odadan çıktılar. Adamlar gittiğinde Arya mektubu alıp şömineye attı. Alevleri canlandırmak için kütükleri ateş demiriyle çevirdi. Kıvrılıp kararan ve sonunda tutuşan parşömeni izledi. Lannister'lar Bren'i ve ciddi incittiyse Rob herkesi öldürür. O asla diz çökmez. Asla, asla, asla. O kimseden korkmaz. Küller bacaya doğru yükseldi. Arya ateşin yanında çömelmişti. Sıcak gözyaşlarından dokunmuş bir duvuğun ardından alevlere izliyordu. Eğer kış yarı gerçekten gittiyse benim evim burası mı artık? Hala Arya mıyım ben? Yoksa hizmetçi kız nen miyim yalnızca? Sonsuza kadar, sonsuza, sonsuza, sonsuza. Sonraki birkaç saati Dordun yatak odasıyla ilgilenerek geçirdi. Eski hastaları çıkarıp yerlerine temiz, mis kokulu olanları serdi. Şömine de yeni bir ateş yaktı. Çarşafları değiştirip kuş yatağı kabarttı. Lazımlıkları tuvalet çukuruna boşaltıp temizledi. Bir kucak dolusu kirli kıyafeti çamaşırcı kadınlara götürdü. Ve mutfaktan bir kase taze sonbahar armudu getirdi. Yatak odası ile işi bitince yarım kat aşağıdaki büyük çalışma odasına indi. Küçük bir kalenin salonu kadar geniş, cereyanlı bir odaydı. Mumlar köklerine kadar erimişti. Arya yenileriyle değiştirdi. Pencerelerin altında Lord'un mektuplarını yazdığı büyük meşe masa vardı. Arya kitapları düzenledi, mumları değiştirdi. Tüy kalemleri, mürekkepleri ve mühür mumlarını sıraya koydu. Kağıtların üstüne geniş ve yırtık pırtık bir koyun derisi atılmıştı. Renkler dikkatini çekince Arya deriyi açmaya başladı. Nehirlerin ve göllerin mavisi, kalelerin ve şehirlerin işaretlendiği kırmızı noktalar ormanların yeşili, üç dişli mızrak arazileri diyordu haritanın altındaki süslü yazı. Harita boğazdan Karasu nehrine kadar olan her şeyi gösteriyordu. Büyük gölün tepesinde her anal var diye fark etti. Ama nehir ova nerede? Sonra gördü. Çok uzakta değil. İşlerini bitirdiğinde öğlen vakti geçmemişti henüz. Arya tanrı korusuna gitti. Lord Walton'ın kadeh taşıyıcısı olduğundan beri görevleri Bizim ya da pembe gözün yanında çalıştığı zamanlardakinden daha hafifti. Gerçi bir uşak gibi giyinmesi ve hiç istemediği kadar çok yıkama işi yapması gerekiyordu. Lord'un avdan dönmesi saatler sürecekti. Yani iğne yeşiliyle uğraşmak için biraz zamanı vardı. Kırık süpürge sopasının kıymıklı ucu yemyeşil ve yapış yapış olana kadar hoş yapraklarına saldırdı. Sir Gregor diye nefes aldı. Danson. Pulliver.'' Tatlı Rev döndü, zıpladı. Parmaklarının ucunda dengede durdu. Orayı burayı hedef aldı. Kozalakları havaya uçurdu. "Vadeci," dedi bir kez. "Tazı," dedi sonra. "Sör ilin, sör merin, Kraliçe sörsi." Bir meşe ağacının gövdesi önüne dikildi. Kılıcının ucunu gövdeye saplamak için hamle yaptı. Cafri 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 diye homurdanarak Kolları ve bacakları güneş ışığıyla ve yaprakların gölgesiyle beneklenmişti. Durduğunda teni terle kaplıydı. Sağ ayağının topuğu sıyrıldığı yerden kanıyordu. Yürek ağacının önünde tek ayak üstünde durup selam vererek kılıcını kaldırdı. ''Valar mı dedi kuzeyin eski tanrılarına. Kelimeleri söylediğinde duyduğu tınıyı seviyordu. Hamamlara gitmek için avludan geçerken kuşluğa doğru döne döne alçalan bir kuzgun gördü ve nereden geldiğini, ne mesaj getirdiğini merak etti. Rob'tan olabilir. Bran ve hakkındaki haberlerin doğru olmadığını söylemek için gelmiştir. Umut'la dudağını ısırdı. Kanatlarım olsaydı kış yerine uçar kendim görürdüm. Ve eğer doğruysa sadece uzağa uçardım. Ayı ve parlak yıldızları geçer, yaşlı dadının hikayelerindeki şeyleri görürdüm. Ejderhaları, deniz canavarlarını ve Bravo Sitanını ve belki canım istemedikçe geri dönmezdim. Av kafilesi dokuz ölü kurtla birlikte akşam vaktine yakın geri döndü. Kurtlardan yedisi yetişkindi. Vahşi ve güçlü, gri, kahverengi iri canavarlardı. Dudakları ölürken gösterdikleri uzun sarı dişlerin üstüne çekilmişti. Ama diğer ikisi küçük yavrulardı sadece. Lord Bolton hayvanların derisinin yüzülmesini ve yatağı için battaniye yapılmasını emretti. Yavru kurtların tüyleri hala yumuşak, dedi adamlarından biri. Sıcak tutan güzel bir çift eldiven olur. Bolton kapı kulübesinin kulelerinde dalgalanan sancaklara baktı. Starkların bize hatırlattığı gibi, kış geliyor, yaptırın. Arya'yı gördüğünde, Nen, bir sürü ayı baharatlı sıcak şarap istiyorum. Ormanda üşüdüm, şarap soğumasın. Bu akşam yalnız yiyeceğim. Arpa ekmeği, yağ ve yaban domuzu. Hemen lordum, söylenecek en iyi şey her zaman buydu. Arya mutfağa gittiğinde alturta yulaflı kek pişiriyordu. Diğer üç aşçı balık ayıklıyordu. Izgaracı adam alevlerin üstünde bir domuz çeviriyordu. Lordum akşam yemeğini istiyor ve yanında baharatlı sıcak şarap, dedi Arya. Soğuk olmasını istemiyor. Aşçılardan biri ellerini yıkadı. Bir kazan aldı. Kazanın içini yoğun tatlı kırmızıyla doldurdu. Alturtaya şarap ısınırken içine baharatları ufalaması söylenmişti. Arya yardım etmek için çocuğun yanına gitti. "Kendim yapabilirim." dedi Turta terslenerek. "Şarabın nasıl baharatlandığını senden öğrenecek değilim. O da benden nefret ediyor ya da benden korkuyor." Geri çekildi. Kızgın değil, üzgündü. Yemek hazır olduğunda aşçı yemeğin üstünü gümüş bir kapakla örttü ve şarap sürahisini soğumaması için kalın bir havluya sardı. Dışarıda akşam çöküyordu. Kargalar bir kralın etrafındaki nedimler gibi duvardaki başların etrafında dolanıyordu. Muhafızlardan biri kral ateşinin kapısında bekliyordu. Umarım gelincik çorbası değildir bu diye şaka yaptı. Ar içeri girdiğinde Rose Bolton şöminenin yanına oturmuş deri ciltli kalın bir kitabı okuyordu. Birkaç mum yak diye emretti sayfayı çevirirken. Burası karanlık olmaya başladı. Yemeği Lord'un yanına bıraktı ve kendisi de emredileni yaptı. Oda titrek ışıklarla ve karanfil kokusuyla doldu. Bolton parmaklarıyla birkaç sayfa daha çevirdi. Sonra kitabı kapattı ve dikkatlice alevlerin arasına yerleştirdi. Alevlerin kitabı yutmasını seyretti. Solgun gözleri ışığı yansıtıyordu. Eski ve kuru deri ıslık çalarak tutuştu. Sarı sayfalar kıvrılarak yanmaya başladı. Bir hayalet tarafından okunuyorlardı sanki. ''Bu gece sana daha fazla ihtiyacım olmayacak.'' dedi Lord. Arya'nın yüzüne hiç bakmadan. Bir fare kadar sessizce gitmeliydi ama bir şey onu durdurdu. Lordum dedi. Her haldan ayrılırken beni dalacak mısınız? Lord Arya'ya bakmak için döndü. Yemeği az önce onunla konuşmuş gibi bir ifade vardı yüzünde. Bana soru sorman için izin verdin mi nen? Hayır lordum. Gözlerini yere indirdi. O halde konuşmamalıydın öyle değil mi? Evet lordum. Adam bir an için eğleniyormuş gibi göründü. Sana bu seferlik cevap vereceğim. Kuzeye döndüğümde kaleyi Lord Vargo'ya bırakacağım. Sen burada onunla birlikte kalacaksın. Ama ben... Diye başladı Arya. Lord Arya'nın cümlesini kesti. Hizmetkarlar tarafından sorgulanmak gibi bir alışkanlığım yok lan. Yoksa dilini mi kesmeliyim? Başka bir adamın bir köpeğe vurması kadar kolayca yapardı bunu. Arya biliyordu. Hayır lordum. O halde git. Bu saygısızlığını unutacağım. Arya gitti ama yatağına değil. Avlunun karanlığına çıktığında kapıdaki muhafız başını sallayıp ''Fırtına geliyor, havayı koklayabiliyor musun?'' dedi. Rüzgar sert esiyordu. Kafalardan oluşan sıranın yanındaki duvarların üstüne yerleştirilmiş meşalelerin alevleri savruluyordu. Tanrı korusuna giderken bir zamanlar Wilson korkusuyla yaşadığı inleyen kulenin önünden geçti. Helen Hall düştüğünden beri kule freylerindi. Arya bir pencereden sözülen öfkeli sesleri duyabiliyordu. Bir sürü adam aynı anda konuşup tartışıyordu. Elmer dışarıdaki basamaklarda tek başına oturuyordu. ''Soru nedir?'' diye sordu Arya. Çocuğun yanağından akan yaşları görünce. ''Prensesim'' diye hışkırdı Elmer. ''Heni sorumuzda leke sürüldüğünü söylüyor. İkizlerden bir kuzgun geldi. Lord babam başka biriyle evlenmem gerektiğini söylüyor.'' ya da rahip olacakmışım. Aptal bir prenses diye düşündü Arya. Arkasından ağlanacak biri değil. Erkek kardeşlerim ölmüş olabilir diye itiraf etti. Enmer aşağılayan gözlerle Arya'ya baktı. Bir hizmetçi kızın kardeşleri kimsenin umurunda değildir. Arya çocuğa vurmamak için zor tutuyordu kendini. Umarım prensesin ölür dedi ve çocuk onu yakalayamadan kaçtı. Tanrı korusunda kılıcını bıraktığı yerde buldu ve yürek ağacına götürdü. Orada diz çöktü. Kırmızı yapraklar hışırdadı. Kırmızı gözler Arya'nın içine saplandı. Tanrıların gözleri. Bana ne yapmam gerektiğini söyleyin tanrılar diye dua etti. Uzunca bir süre rüzgardan, sudan ve dalların tıkırtısından başka ses yoktu. Ve sonra çok çok uzaktan Tanrı Korusu'nun tekinsiz kulelerinin ve Heronhold'un kalın duvarlarının ötesinden yalnız bir kurdun uluması duyuldu. Arya'nın tüyleri ürperdi ve bir an için başının döndüğünü hissetti. Sonra belli belirsiz babasının sesini duyar gibi oldu. Kış geldiğinde ve kar düştüğünde yalnız kurt ölür ama sürü yaşamaya devam eder. dedi ses. Arya, ama sürü yok diye fısıldadı büvet ağacına. Bran ve Rickon ölmüştü. Sansa Lannister'ların elindeydi. Jon surdaydı. Ben, ben bile değilim artık. Ben neyim? Sen kış yarının Arya'sısın. Kuzeyin kızısın. Güçlü olabileceğini söylemiştin bana. Senin damarlarında kurt kanı akıyor. Kurt kanı? Arya şimdi hatırlıyordu. Rob kadar güçlü olabilirim. Olacağımı söyledim. Derin bir nefes aldı. Sonra süpürge sapını iki eliyle birden kaldırıp dizine indirdi. Sopa büyük bir çatırtı ile kırıldı. Parçalarını kenara fırlattı Arya. Ben bir ulu kurdum ve tahta dişlerle eşim kalmadı. O gece dar yatağında kaşıntı veren samanların üstünde yaşayanların ve ölülerin fısıltılı tartışmalarını dinleyerek ayın doğmasını bekledi. Güvendiği tek ses onlarda artık. Kendi nefesinin sesini duyabiliyordu. Kurtları da. Koca bir sürü olmuşlardı şimdi. Tanrı korusunda duyduğum kurttan çok daha yakındalar diye düşündü Arya. Bana sesleniyorlar. Sonunda battaniyenin altından çıktı. Üstüne bir tunik geçirdi ve çıplak ayaklarıyla merdivenlerden indi. Rose Bolton tedbirli bir adamdı ve kral ateşinin girişi gece gündüz korunuyordu. Bu yüzden dar bir kiler penceresinden dışarı çıkmak zorunda kaldı. Avlu sakindi Büyük kale tekinsiz rüyalarda kaybolmuştu. Yukarıda inleyen kulede ağladı rüzgar. Dökümhaneye gittiğinde ateşlerin sönmüş, kapıların kapatılıp sürgülenmiş olduğunu gördü. Daha önce bir kez yaptığı gibi pencereden içeri süzüldü. Gendry bir yatağı diğer iki demirci çırağıyla paylaşıyordu. Gözleri yatağın ucundaki delikanlının Gendry olduğundan emin olacak kadar karanlığa alışana dek çömelmiş halde tavan arasında uzunca bir süre bekledi. Daha sonra elini Gendry'nin ağzına kapatıp onu çimdikledi. Gendry gözlerini açtı. Çok derin uyumuyor olmalıydı. Lütfen diye fısıldadı Arya. Elini delikanlının ağzından çekip parmağıyla gösterdi. Bir an Gendry'nin anlamadığını düşündü. Ama sonra delikanlı battaniyenin altından çıktı. çıplak bir halde odanın karşısına gidip üzerine yün bir tunik geçirdi ve Arya'nın peşinden tavan arasından aşağı indi uyuyan çıraklar kapırdamamıştı. Yine ne istiyorsun? diye sordu Gendry. Alçak, öfkeli bir sesle. Bir kılıç. Kara parmak bütün bıçakları kilit altında tutuyor. Bunu sana yüz defa söyledim. Lord Sülük için mi? Benim için. Kilidi çekicinle kır. Elimi kırarlar. Diye homurdandı Gendry. Ya da daha kötüsünü yaparlar. Benimle birlikte kaçarsan yapamazlar. Kaç ve seni yakalayıp öldürsünler. Sana daha bitirini yapacaklar. Lord Bolton Harrenhal'ı kanlı oyunculara veriyor. Bana söyledi. Gendry gözlerine düşen siyah saçlarını geri itti. Yani? Arya korkusuzca delikanlının yüzüne baktı. Yani Varga Hot Lord olduğunda kaçmalarını engellemek için bütün hizmetkarların ayaklarını kesecek. Demircilerin de. Bu sadece bir hikaye dedi Gendry küçümseyerek. Hayır bu doğru. Lord Vargo'nun kendi ağzıyla söylediğini duydum. Diye yalan söyledi Arya. Herkesin tek ayağını kesecek. Sol ayaklarını. Mutfağa gidip Altırtayı uyandır. Sen ne söylersen yapar o. Ekmeğe, yulaflı keklere ya da öyle bir şeylere ihtiyacımız olacak. Sen kılıçları al. Ben atları halledeceğim. Doğu duvarındaki yan kapıda buluşalım. Hayalet kulesinin arkasında. Oraya kimse uğramaz. O kapıyı biliyorum. Nöbetçiler var. Diğerlerinde de olduğu gibi. Yani kılıçları unutmayacaksın değil mi? Geleceğimi söylemedim. Söylemedin ama gelirsen kılıçları unutmazsın değil mi? Gendry kaşlarını çattı. Hayır dedi sonunda. Unutmam sanırım. Arya geldiği yoldan kral ateşine döndü ve etrafı dinleyerek sarmal merdivenleri tırmandı. Hücresine vardığında tamamen soyundu ve dikkatlice giyindi. İki kat iç çamaşırı, sıcak çoraplar ve en temiz toniği. Lord Bolton'un üniformasıydı. Göğsüne onun arması işlenmişti. Dehşet kalesinin derisi üzülmüş adamı. Ayakkabılarını bağladı. Sıska omuzlarının üstüne yün bir cübbe aldı ve yakasını boğazının altında birleştirdi. Bir gölge kadar sessiz hareket ederek merdivenlere döndü. Lord'un çalışma odasının dışında bir an durup dinledi. Sessizlikten başka bir şey duymayınca kapıyı yavaşça açtı. Koyun derisi masanın üstünde Lord Bolton'un akşam yemeğinden kalanların yanındaydı. Arya haritayı sıkıca dürüp kemerine sıkıştırdı. Lord hançerini de masada bırakmıştı. Arya onu da aldı. Gendry cesaretini kaybeder de gelmezse işe yarardı. Karanlık ahıra girdiğinde bir at hafifçe kişnedi. Seyislerin hepsi uykudaydı. Birini ayağının ucuyla dürtüp uyandırdı. Eh, ne? Lord Bolton eğerli ve yularla üç at istiyor. Ahırda çalışan çocuk derisi üzülmüş adama bakıyordu hala ne anlama geldiğini biliyordu. Üç mü dedin? Bir, iki, üç. Av atları. Hızlı ve dengeli. Atların eğerlerini ve yularlarını takarken çocuğa yardım etti. Böylece oğlan diğerlerini uyandırmak zorunda kalmayacaktı. O gittikten sonra çocuğa zarar vermemelerini diledi ama vereceklerini biliyordu. Atları kalenin içinden geçirmek işin en zor kısmıydı. Mümkün olduğunca perde duvarların gölgesinde kalmaya çalıştı. Siperlerde yürüyen nöbetçilerin onu görebilmek için dimdik aşağı bakması gerekiyordu böylece. Baksalar ne çıkar? Ben lordumun kadeh taşıyıcısıyım. Soğuk ve rutubetli bir sonbahar gecesiydi. Bulutlar yıldızları gizleyerek batıdan geliyordu ve inleyen kule rüzgarın her esişinde yaz dolu çığlıklar atıyordu. Yağmur kokuyor. Yağmurun kaçışları için iyi mi kötü mü olacağını bilmiyor Darya. Tanrı korusunun duvarının üstünde yürüyen beyaz gri kediden başka kimse onu görmedi. O da kimseyi. Kedi durup Arya'ya tısladı. Kızıl Kale, babası ve Sirio Farrell ile ilgili anılarını uyandırdı. Arya, ''İsteseydim seni yakalayabilirdim.'' dedi kediye. ''Ama gitmek zorundayım kedi.'' Kedi tekrar tıslayıp kaçtı. Hayalet Kulesi, Harrenhal'ın Beş Muazzam Kulesi'nin en harap olanıydı. 300 yıldır yalnızca farelerin dua etmeye gittiği, yıkık septen kalanların arkasında karanlık ve viran bir halde dikiliyordu. Gelip gelmeyeceklerini merak ederek Gentü ve Alturta'yı orada bekledi. Çok uzun zamandır bekliyormuş gibi hissediyordu. Bulutlar son yıldızları da yutmuştu. Atlar taşların arasında büyüyen otları kemiriyordu. Arya kendini meşgul etmek için hançeri bile eğiliyordu. Sirion'un öğrettiği gibi uzun düzgün darbelerle. Çıkan ses onu sakinleştiriyordu. Geldiklerini görmeden önce seslerini duydu. Alturta nefes nefeseydi. Karanlıkta tökezleyip bileğini burktuğunda Helen Hall'un yarısını uyandırmaya yetecek kadar yüksek sesle küfür etti. Gendry daha sessizdi ama taşıdığı kılıçlar her adımında birbirine çarpıyordu. ''Buradayım.'' Arya ayağa kalktı. ''Sessiz olun, yoksa sizi duyacaklar.'' İki delikanlı devrilmiş taşların üstünde yürüyerek Arya'ya doğru ilerledi. Gendry'nin peleninin altında yağlanmış örgü sır olduğunu gördü Arya. Alturta'nın yuvarlak kırmızı yüzü bir başlığın altına gizlenmişti. Sağ elinde ekmek dolu bir çuval sarkıyordu. Sol kolunun altında bir tekerlek peynir taşıyordu. ''Yan kapıda bir nöbetçi var.'' dedi Gendry sessizce. ''Olacağını söylemiştim sana.'' ''Siz burada atlarla kalın.'' dedi Arya. Ben ondan kurtulacağım. Çağırdığında hemen gelin. Gendry başıyla onayladı. Alt gelmemizi istediğinde baykuş gibi öt, dedi. Ben baykuş değilim, dedi Arya. Ben bir kurdum, olurum. Hayalet Kulesi'nin gölgelerinden tek başına çıktı. Korkusunun önüne geçmek istiyormuşçasına hızlı yürüyordu. Ve Sirio Forel hemen yanındaydı sanki. Ve Yoren, Jaqen Hagar, Jon Snow. Gendry'nin getirdiği kılıcı almamıştı. Henüz değil. Bu iş için hançer daha iyiydi. Usta işi ve keskin de. Yan kapı Harrenhal'ın kapılarının en önemsiziydi. Ağır meşeden yapılmış ve demir çivilerle güçlendirilmiş dar kapı bir savunma kulesinin altındaki duvar köşesine yerleştirilmişti. Kapıyı yalnızca bir adam koruyordu. Ama Arya kulede de nöbetçiler olduğunu biliyordu. Ne olursa olsun bir gölge kadar sessiz hareket etmeliydi. Seslenmemeli yağmur çiselemeye başlamıştı. Bir damlının alnına düşüp burnundan aşağı ağır ağır süzüldüğünü hissetti. Saklanmak için gayret göstermek yerine nöbetçiye açıkça yaklaştı. Onu Lord Bolton göndermiş gibi. Nöbetçi Arya'nın gelişini izledi. Bir hizmetçiyi gecenin bu saatinde neyin buraya getirdiğini merak ediyordu. Arya yaklaştığında nöbetçinin kuzeyli adamlardan biri olduğunu gördü. Çok uzun ve zayıftı eski püskü bir kürk cübbeye sarılmıştı. Bu kötüydü. Bir freyi ya da cesur dostlardan birini kandırabilirdi. Ama dehşet kalesinin adamları bütün hayatları boyunca Rose Bolton'a hizmet etmişlerdi ve onu Arya'dan çok daha iyi tanıyorlardı. Ona Arya Stark olduğumu söyleyip kenara çekilmesini emretsem? Hayır, buna cesaret edemezdi. Adam bir kuzeyliydi ama kış yarından değildi. O Rose Bolton'a bağlıydı. Nöbetçinin yanına vardığında göğsündeki derisi üzülmüş adamın görünmesi için cübbesinin yakasını açtı. Beni Lord Bolton gönderdi. Bu saatte. Ne için? Arya adamın kürkünün altındaki çeliğin pırıltısını görebiliyordu ve hançerin ucunu örgü zırhın içine sokabilecek kadar güçlü olup olmadığını bilmiyordu. Boğazı, boğazına sokmalıyım ama çok uzun, asla yetişemem. Bir an için ne cevap vereceğini bilemedi bir an için küçük bir kız olmuştu yine. Korkuyordu ve yüzüne düşen yağmur gözyaşlarına benziyordu. Bütün muhafızlarına birer gümüş vermemi söyledi. İyi hizmetleri için. Kelimeler hiç yoktan çıkıp gelmiş gibiydi. Gümüş mü dedin? Arya'ya inanmamıştı ama inanmak istiyordu. Ver o zaman. Arya'nın parmakları Tony'nin altına gitti ve Jackie'nin verdiği sikkeyi buldu. Demir bu karanlıkta mat gümüşle karıştırılabilirdi sikkeyi dışarı çıkardı ve parmaklarının arasından yere düşmesine izin verdi. Nöbetçiyi Arya'ya sessizce küfrederek sikkeyi yerden almak için tek dizinin üstüne çöktü. Boynu Arya'nın tam önündeydi işte. Arya hançerini çekip adamın boğazını kesti. Yaz ipeği kadar yumuşak bir hareketle. Fışkıran sıcak kan Arya'nın ellerini kapladı. Adam bağırmaya çalıştı ama ağzı kanla doluydu. Adam ölürken mı Golis? diye fısıldadı Darya. Nöbetçi hareketsiz kalınca Arya sikkeyi yerden aldı. Harrenhal'ın duvarlarının dışında bir kurtuludu, yüksek sesle ve uzunca. Arya sürgüyü kaldırdı, kenara attı ve ağır meşe kapıyı çekip açtı. Alturta ve Gendry atlarla birlikte geldiklerinde yağmur şiddetli yağıyordu. Onu öldürdün, dedi Alturta soluksuz bir halde. Ne yapacağımı düşünmüştün? Elleri kanla yapış yapıştı ve kan kokusu kısrağını huzursuz ediyordu. Sorun değil diye düşündü eğerine binerken. Yağmur ellerimi temizleyecek. 65. bölümün sonu.